Profesör Doktor Mer hocam e, tekrar hoş geldiniz Pankuş programına. E, şimdi Türkiye-ABD mutabakatı var Suriye ile ilgili. Evet. E, ve bu bir hattan bahsediyor. Barış koridoru. Evet. Bu koridor çok tartışıldı ama işte bir haritalar var. Türkiye bu acaba mutabakatı uyacak mı? Amerika uymayacak mı? Türkiye acaba oyalanıyor mu? Ve nasıl oluyor? Herkesin sorduğu soruyu soruyorum. PKK'ya bu kadar yardım eden tırlarca, böyle belki de yüzlerce binlerce tırla hem askeri malzemeler, hem yardım malzemeleri, hem ilaç malzemeleri götüren PKK'ya bunları hepsini hibe ettiren hepsini veren bir ABD ile nasıl olur da bir mutabakat imzalarsınız? Soru bu. Tabi bir yandan da e, tam bunlar olurken siz Rusya ile orada birlikte işbirliği yapıyorsunuz ve İdlib'de en azından gözlem noktaları içerisinde bir çatışmazlık durumu söz konusu. Evet. Ama siz Amerika ile anlaşmaya başladığınızda İdlib bir anda karışmaya başlıyor. Ve Türkiye'ye bir göç gelme ihtimali de artıyor. Evet. Şimdi ABD e, Türkiye ilişkileri değerlendirildiğinde Erdoğan'ın da Putin'le görüşmesinde dikkate aldığımızda ki burada Su-57 uçağıyla da ilgili bir mesaj da verildi Erdoğan tarafından. Ne oluyor hocam? Bize bir anlatır mısınız? Bu ne demek? Evet. Şimdi e, şu soruyu soralım her şeyden önce. E, Türkiye'nin e, Suriye e, politikasında şu anki durumdan hareketle söylüyorum bunu. Bu hale gelişi ayrı. E, nedir talep ettiği şey? Türkiye e, Suriye politikasında şunu istiyor. Bir e, Suriye içerisinde iç barış temin edilmeli bir an önce e, ve e, stabil bir hükümet olmalı. Toprak bütünlüğü korunmalı. Federatif değil, üniter bir Suriye Devleti olmalı. Yani onun içerisinde bir PKK-PYD devletçi olmamalı. Türkiye bunu istemiyor. Sınırına komşu olarak. Şimdi tabii bu anayasayı da kapsıyor eğer isterseniz. İkincisi Suriye'deki bunun temini esnasında olabilecek herhangi bir harekette Türkiye yeni bir göç dalgasının gelmesini istemiyor. Zaten gelen gelmiş. 4 milyonu bulmuş belki daha fazla. Bunu hazmetmede Türkiye sıkıntı içerisinde. Gerek ekonomik olarak, gerek sosyal olarak. Dolayısıyla bunun e, ayak seslerini duyuyoruz. O halde yeni bir göç dalgası da gelmemeli. Demek ki ikinci talebimiz bu. Üçüncü bir talebimiz daha var. Buraya gelmiş olan Suriyeliler gayet tabii kendi iradeleriyle tekrar kendi ülkelerine geri dönebilecekleri bir ortam içinde olmalılar. Onlara öyle bir ortam yaratmamız lazım orada. Suriye'yi de bir an önce inşa etmek lazım. Şimdi Türkiye'nin talepleri bunlar. Amerika'nın talepleri ne? Burada baktığımızda uyuşmadığını göreceksiniz. Federal bir devlet istiyor. Federal bir devlet istiyor bizim talebimizin tersi. Evet. Yani istiyoruz. orada PYD PKK devletçini destekliyor. İki, barışın temininde eğer bu olmazsa kararlı barışı temin etmemek için PYD'yi silahlandırmaya devam ediyor. Binlerce tır vermiş ve bunları Kime karşı kullanacak? Herkese karşı. Yani Suriye'ye karşı da, bize karşı da, İran'a karşı da, herkese karşı. E bunu kim istiyor? Amerika istiyor. Bir ordu yaratıyor. Bir ordu yaratıyor. İsrail de bunu destekliyor. Çünkü İsrail oranın kendi istediği şekilde çözülmemesi halinde iç savaşın devam etmesini istiyor. Golan'ı kontrol altına almak istiyor. Suriye'nin parça almasını istiyor. Orada kendisine tabi olacak bir PKK-PYD devletçinin olmasını istiyor. Hadise bu. O halde Türkiye'nin çıkarlarıyla Amerika'nın çıkarları bu noktada örtüşmüyor. Bu çok açık. Ancak Amerika'nın bu bölgedeki çıkarları esasen Trump iş başına geleceği zaman söylemişti. Bizim ne işimiz var orada? Bu kadar trilyon dolar para harcadık. Ortada bir şey yok. Benim altyapım eskimiş. Benim Amerika'da yollarım eskimiş, her şeyim eskimiş. Bunları yapmam lazım. Ben buraya yatıracağım bu paraları diyordu. Ama Şahin Kanadın İsrail Şahin Kanadının da etkisi altında kaldığı için tuttu Kudüs'e e, Kudüsü Batı Kudüsü, Doğu, Doğu Kudüsü de İsrail'in başkenti ilan etti. Golan'ı da yetmezmiş gibi e, İsrail'e verdi. Yani Batı Şeria'yı da bir noktada oradaki yerleşim birimlerini de kabul etti. Yani özetle söylediklerinin tam tersini yaptı. Şu halde Amerika'nın çıkarlarıyla bu iş örtüşmeyebilir ama Amerika'yı idare eden şu anki Trump ve belli bir kanat burada hala, Şahin kanat diyorum ben bunlara, bunlar hala Suriye Savaşı'nın bitmesini kendi istedikleri gibi olmazsa istemiyorlar. O halde bizim çıkarlarımızla bu ters. E şimdi biz ne istiyoruz bu isteklerimize ulaşabilmek için? Fırat'ın doğusuna bir harekat planlıyoruz. Daha önce Afrin'i yaptık, Fırat Kalkanı'nı yaptık, Afrin'i yaptık, oraları kontrol altına aldık. Hiç olmazsa bir kısım Suriyeli oraya gidip yerleştiler ve sınırda oluşabilecek olan bir PKK devletçiğini önledik. Tamam. Ama Fırat'ın doğusu ve Membiç meselesinde zaten oyaladılar bizi sürekli. Müşterilik devriyeler vesaire filan dediler. Hiçbir şey olmadı. Ve şu anda Pentagon'un sorumlu bir takım generalleri, e, Türkleri gene aldattık diye beyanatlar veriyorlar. Yani şimdi taleplerinden vazgeçmedikleri sürece bu yapılan e, müşterek harekat merkezi meselesinden ben bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü ana politika değişmedi. Peki niye oturuyoruz bu masaya? Efendim? Niye bu mutabakatı yapıyoruz? Ha, niye yapılıyor bu? Şimdi ben şunu şuna bağlıyorum bunu. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi kaybetmek istemiyor. Çünkü Türkiye Amerika için, bu daha doğrusu her ülke için bu bölgede eğer söz sahibi olmak istiyorsanız mutlaka Türkiye'yi yanınıza tutmanız lazım. Hem Karadeniz'i Ege'ye bağlayan, Akdeniz'e bağlayan boğazları kontrol eden bir ülke. Hem Doğu Batı istikametinde bir köprü ülke. Hem büyük bir potansiyele sahip olan hem bir ülke. Güçlü. O, o, halde böyle bir ülkeyi yanınıza tutmanız lazım. Karşınıza almamanız lazım. O halde Amerika'nın yalnız İsrail'i, Suudi Arabistan'ı, Mısır'ı yanında alması yetmez. O halde Türkiye'den vazgeçemez. O halde Türkiye'yi bir şekilde idare etmesi lazım. Türkiye'yi idare etmeye çalışıyor. Membiş'te bunu gördük. Şimdi bu yeni yapılan müşterek harekat merkezleri de aynı şey yapılmaya çalışılıyor. Farz edelim öyle bir şerit olurmuş olsa o şeridin güneyinde gene PKK PYD var. O tehditler gene var. Biz oraya Suriyelileri yerleştireceğimizi umuyoruz ama acaba e, bu problem o anlamda çözülecek mi? Öyle bir şey olacak mı? Böyle bir şey yok ortada. Yani iki tarafta birbirini idare ediyor. Türkiye niye yapıyor bunu? Onu söyleyelim. Bence Türkiye şundan dolayı bunu yapıyor. Türkiye'nin e doların böyle alıp başına gitmesi gibi bir hastalığı var. Bu hastalığın sebebi ihracat ithalat dengesiyle ilgili. Türkiye'nin ihracatı ithalatından daha az. Yani 100 milyar dolar civarında bir az. Hadi 70 milyara düştüğünü söylüyoruz şu anda. Hala çok fazla. Yapısal bir değişiklik gerekiyor bu ihracat ithalat farkını gidermek için. Yani bizim en azından ithalatımızı karşılayacak kadar bir ihracat yapmamız gerekir böyle bir şey yapmıyoruz. Yapmadığımıza göre bu açık devam ediyor. O halde bize döviz lazım ihtiyacımızı karşılamak için. E dövizi dışarıdan almaya çalışıyoruz. Dövizi veren kaynaklar da belli. O zaman dolar alıp başını giderse bu şartlar altında hem Türkiye'de enflasyon artar, hem Türkiye'deki zaten zorlaşan hayat şartları daha da zor duruma gelir, değil mi? O halde bunu önlemek lazım. Türkiye'nin böyle bir yumuşak karnı var. Bunu kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla bu yumuşak karın sebebiyle Türkiye'de Amerika'yı idare ediyor bana sorarsanız. İki tarafta birbirini idare ediyor. Ve Amerika'da da Bay Trump'ın seçimi olduğu için gelecek sene şu anda Türkiye ile bir kapışma bölgede bir sıkıntı yaşamak istemiyor. O belki Çin'e yoğunlaşıyor. Bir bir de sonra belki Çin'le olan münasebeti de düzeltecek. Çünkü aksi seçimi kazanamaz. Bu çok önemli. Demek ki böyle iki tarafta birbirini idare etmekle meşgul. Ben bunu böyle ifade ediyorum bir şey bekliyor musunuz? Ama id idare edecekken de bu sefer Rusya'yı, Suriye'yi ve İran'ı kaybetme tehlikesiyle karşı Acaba karsanlar. öyle mi? Onlar da bunun böyle olduğunu biliyorlar. Fakat buradan bir şey çıkmıyor. Yani Müşterek Harekat Merkezi bir şey çıkarmayacak. Şimdi biz S-400 bataryalarını aldık oraya yerleştirdiğimizi düşünelim. Güney'i kontrol altına aldığımızı. O zaman havadan mütefik hava kuvvetleri yürüyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı bir şey yapamaz. Zaten diyorum Ekim ayında bu S-400'ler Güney sınırımız da aktif hale gelecek. Aktif hale geldiği zaman da havadan mütefik kuvvetlerin, Türk kara kuvvetlerini tehdit etmesi imkanı kalmayacak. Ben anlatabiliyor muyum? Bir zaman kazanma operasyonu da olabilir. Biz şimdi Amerikalıların nereye kadar gideceğini görmek istiyoruz. Acaba Amerikalılar, İsrail-Şahin Kanada'nın etkisinde olan bu politikalarından vazgeçecekler mi, vazgeçmeyecekler mi? Ben vazgeçmeyeceklerini düşünüyorum çünkü dengeler, Amerika iç politikasındaki dengeler böyle. Ha Amerika'nın içerisinde demokratların içinde de e, İsrail Şahin Kanada yakın olanlar var ağırlıklı olarak. Ama bir Bernie Sanders var ki mesela başkan adayı e, kendisi İsrail vatandaşı Yahudidir aynı zamanda. Ama o ne diyor? Ne iki tane devlet olmalı Filistin ve İsrail. Kudüs'te bizim işimiz yok. Yanlış yapılan şey. Golan'da işimiz yok. Suriye'den çekilelim. Suriye'nin iç barışını temin ederim. Yani İsrail'in devamını ancak iki devletli çözümle, Filistin-İsrail devletinin çözümüyle gören bir Bernie Sanders var. Bu ama başarılı olabilir mi? Bence olamaz. Bir karşı güç olarak kalır ama başarılı olamaz. Şu anda Şahin Kanat hakim durumda. Bu bir gerçek. Şimdi gelelim diğer noktaya. İdlib meselesi Suriye rejimi topraklarının büyük bir kısmını temizledi. iki yer kaldı. Bir tanesi İdlib bölgesi. Oraya yoğunlaştı bütün bu teröristler. işte 50 bin civarında olduğu söyleniyor. Aileleriyle falan beraber. Bir de PKK, PYD'nin kontrol ettiği bölgeler. Şimdi ağırlıklı olarak İdlib bölgesini temizlemek istiyor rejim kuvvetleri. Ama bunu yaparken oradan bir göç dalgasının Türkiye'ye gelmesi Türkiye'nin en büyük korkusu. O halde bunu önlemek için biz oraya bir takım gözlem noktaları yaptık ve etrafını böyle çevreledik. Sadece o da değil, Türkiye ile Suriye'nin karşı karşıya gelmesi de çok büyük bir sıkıntıya yol açabilir. E, tabi Suriye Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemez. Onun da çıkarlarıyla bu örtüşmez. Ama bir temizlemek ister. Şimdi burada o zaman İdlib öyle temizlenmeli ki teröristlerden. Bu teröristler nereye gidecek şimdi? Soru burada. Yani bu 50 bin adam nereye gidecek? Bunları Geldikleri ülkelere göndermek lazım esasen. Doğrusu budur. Ama o ülkelerde kabul etmek istemiyorlar. O zaman bunları ya yeni bir karşı beyin yıkama operasyondan geçireceksiniz. Ya yani bir şeyler yani bunların ne olacağı belli değil. Hala belli değil. Hatta Avrupa ülkeleri Almanya'sı, Fransa'sı dahil, İngiltere'si dahil IŞİD'e iltihak etmiş olan Avrupalıları ülkelerine geri almak istemiyorlar. Trump da diyor ki biz onları oraya göndereceğiz. Onlar istese de istemese de. Mesele eşit değil. Bu örgütleri yaratan zaten Amerika. Bunu Trump da söyledi. Yani Amerika kendi askerlerini kullanmak yerine işiti kullanıyor. Efendim, e, PYD, PKK'yı kullanıyor. Çok açık. Durum bu. Yani temsilci savaşı yürütülüyor burada. Şimdi böyle baktığımız zaman da İdlib'te rejim ve bölgeyi temizlemeye çalışıyor. Bizim bütün endişemiz hem bizim gözlem noktalarımızın tehdit altına girmesi hem oradan bir göç hareketinin tekrar Türkiye'ye doğru gelmesi. Güneye gitmiyor çünkü. İşte bunu çözmek için bir noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya gitti. Bunu görüştüler. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla aşağıdaki yani İdlib'in güneyindeki olan bölgedeki gözlem noktalarına Rus askerleri çeviriyorlar. Türk gözlem noktalarına herhangi bir rejim tarafından taarruz gelmesin diye. Onu görüyoruz. Ama yukarıya gelecek göç hareketini önleyecek olan veya batıya doğru gelecek olan göç hareketini önleyecek olan başka göç noktaları, onları biz Türkiye topraklarında değil, şimdiye kadar olduğu gibi Suriye topraklarında karşılamak istiyoruz. Mesele bu. Bunu bence çözmenin tek yolu Suriye rejimiyle konuşmakla olur. Bunu yapmak lazım. Bir an önce. Ben... Ee, Türkiye hükümetlerinde de bu yolda alt düzeyde belki askeri istihbarat düzeyinde görüşmeler yapıyorlar ama bence bunu mutlaka yapmaları lazım. Çünkü pratik çözüm burada yatıyor. Ama ısrarla yapmıyorlar. E i̇şte o biraz da e, şundan ileri geliyor. Bugüne kadarki aldıkları pozisyonu değiştirmeye de yani politika değişikliğine gitmede acaba biz yanlış yaptığımızı mı kabul etmiş olacağız veyahut e, prestij prestijimi kaybederiz içeride. Ve ama devletler böyle mi bakarlar? Böyle bakılmaması lazım. Yani bence bakın Türkiye açılım sürecinde hata yaptı. Ne oldu? Geri Biz bunu tekrar açılım hata yaptığımızı kabul ettikten sonra sokak sokak, ev ve mücadele ederek teröristlerle sivil halkı birbirinden ayırmak suretiyle ama çok kayıp vermek suretiyle ve temizledik orayı. Ve şu anda o bölgede sivil halk e, şeyin rahatına erdi. Teröristler de oradan temizlendiler. Benzerini şimdi burada yapmak gerekiyor. Ama bunu yapacak olan kuvvet Suriye rejim kuvvetleridir. Açık konuşuyorum. Orası onların toprağı çünkü. Onların toprağı. Biz en çoğundan yardımcı olabiliriz. Ve bir de biz kendi çıkarlarımız doğrultusunda göç hareketinin Türkiye'ye gelmesini onlarla da anlaşmak suretiyle önleyebiliriz. Bir de anayasa meselesinde ki bugün herhalde Moskova'da o da görüşülmüş. Anayasa meselesinde e, ünit her şeyden önce toprak bütünlüğü bir tarafa üniter yapı yani federatif olmayan merkezi hükümetin güçlü olduğu bir yapıyı biz destekliyoruz. Bunu Suriye rejimi de destekliyor. İran da bunu destekliyor ama Rusya federatif de olabilir gibi bir düşüncesi vardı. Amerikalılar gibi. Bu bizim işimize gelmiyor. Biz bunu istemiyoruz. Dolayısıyla ben Rusların da Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olmak isteyeceklerini düşünüyorum. Her zaman için. Rusya-Türkiye işbirliği hem onların hem bizim çıkarımızadır. Hem Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalması açısından hem boğazlar açısından. Çünkü Rusya'nın yumuşak karnı Karadeniz'dir. Onu önleyecek olan şey de Montre Anlaşması'dır. Atatürk'ün 1937'de yaptığı anlaşmadır. Türkiye buna sadıktır. Dolayısıyla Türkiye'nin Rusya ile işbirliği ve orada yaşayan Türk kökenli, Müslüman kökenli olanların Türkiye ile olan manevi bağları da dikkate alındığı Rusya'nın iç barışı içinde önemlidir. Öyle baktığınızda. Ayrıca Rusya'nın nüfusu 140 milyon yavaş yavaş azalıyor. 120'ye doğru. E, Türkiye'nin nüfusu da 100'e doğru çıkıyor. Yani yakınlaşıyor ikisi birbirine. Ama Rusya'nın çok büyük toprakları var. Bu toprakları koruması lazım. 18 milyon kilometre karelik toprağı var. Yani Türkiye'nin neredeyse 20-25 katı bir şey, toprak bu toprakları nasıl koruyacak bu az nüfusla? Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri burada önem arz ediyor. Onların nüfusu şu anda 75 milyon ama 2050'de 150 milyon olacak. Dolayısıyla Türkiye artı onlar 250 milyonluk bir potansiyel meydana getiriyor. O halde Avrasyacılık, yani Alexander Dugin'in de savunduğu Avrasyacılık açısından bakıldığında bunların işbirliği sayesinde Rusya bu bölgeleri de güvence altına almış olur. Şu halde yalnız olay askeri değil, Ekonomik, siyasi ve uzun vadeli. Demek ki Rusya-Türkiye işbirliği fevkalade önemli ve tıpkı Almanya-Fransa işbirliği gibi, nasıl onlar Avrupa Birliği'nin temelini teşkil etmişse, bu bölgede de Türkiye-Rusya işbirliği bu bölgenin stabilitesini sağlayacak, yeni bir işbirliği alanı yaratacaktır. Diğerleri bunun etrafına kümelenecektir. Belki bu daha önce olabilseydi, belki Ukrayna krizi diye bir kriz olmayacaktı. Belki Gürcistan krizi diye bir kriz olmayacaktı. Belki Karabağ krizi diye bir şey olmayacaktı. Bunlar çok önemli. Uçak krizi olmayacaktı. Zaten. Dolayısıyla birileri bunu kaşıyor. <laughs> Doğru. Ama bunu önlemenin yolu Türkiye ve Rusya'nın bu iradeyi koymaları bir araya gelmeleri. Özel zamanında ben kendisine de bu teklifi yaptığım zaman Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nı bunun için kurmuştu. Ama ölü doğdu o teşkilat. Maalesef bu amaca gidemedi. Şartlar gereği. Ama bugün yapabiliriz. Bugün Türkiye-Rusya işbirliği merkezinde tıpkı Almanya-Fransa işbirliği gibi bu bölgeyi eğer isterseniz stabil bir hale getirecek bir yapı oluşur. Bunun etrafında diğerleri de kümelenir. Ukrayna krizi gibi krizler de kendiliğinden çözülmüş olur. Benim gördüğüm bu. Dolayısıyla Rusya bunun farkında. Yani bunu Putin de biliyor. Rusya'yı yöneten insanlar da biliyorlar. Türkiye de bunu biliyor. Bildiğimize göre Suriye'deki meselenin çok daha ötesinde bir Türkiye Rusya yakınlaşması var. Bu yakınlaşma esasen Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteklemesi gereken bir işbirliğidir. Bakın karşı durmaması gereken bir işbirliğidir. Niçin derseniz Amerika Çin'i madem rakip görüyor ki öyle. O zaman Çin'e karşı başka bir kuvvet merkezinin oluşması Amerika'nın çıkarına olur. Çok açık. Ama Her kontrol edilemeyecekse de bu sefer çok büyük sıkıntı da olabilir. İşte böyle yaparsa o zaman kendi akıllıca davranmış olur. Yani yaptığı şey akıllıca bir iş değil. İsrail'in çıkarlarını buna feda ederek yaparsanız doğru olmaz. Ama İsrail'in var olabilmesi de orada. Yalnızca hep bana diyerek Netanyahu'nun yaptığı gibi olmaz. Filistinlerin de haklarını koruması lazım. Yani Bernie Sanders'ın yaklaşımı, iki devletli çözüm mutlaka olması gereken bir çözüm. Onun için olayı yalnızca Suriye boyutundan bakarak Rusya meselesini değerlendirirsek yanılırız. Bir de bunun yanında İran var tabii. İran da aynı şekilde İran da stabil bir ülke olarak kalmak zorunda ve biz bunu istiyoruz çünkü İran'ın karışması demek İran'daki problemlerin ortaya çıkması demek işte bu Ambargo sebebiyle bir noktada oradan da yeni bir göç hareketinin Türkiye'ye gelmesi demektir. Yani İran ne kadar sağlam durursa Türkiye o kadar sağlam kalır. Rusya, İran, Türkiye işbirliği bu üçgen buna ben Mısırı da ilave etmek isterim. O da önemli Afrika boyut açısından bakıldığında. Önemlidir. Dolayısıyla Suriye probleminin çözümünü de böyle görmek lazım. Orada yaratılmak istenilen bir PKK-PYD devletçi bunu bozacak olan, bu sağlamlığı bozacak olan bir unsurdur. Bunu böyle görmek lazım. Çok teşekkür ederiz hocam. Estağfurullah. Çok sağ olun. E, verdiğiniz bilgiler için.